Hüseyin'in İmamoğlu ile ilgili Twitter konuştunuz mu? Biraz önce Bilmediğim için. biraz önce Gülay Yedekçi aktardı. Hangisinin İsrail acaba? Dışişleri Bakanı'nın paylaşımını ve Ekrem Evet. İmamoğlu'nun siz işinize bakın minvalindeki yanıtını. Evet, aslında o konu şu an konuşuluyor. Eğer izin verirseniz o Elbette, konuya elbette. biraz değinmek isterim. Elbette buyurun. Şimdi tabii İsrail Dışişleri Bakanı'nın bu Hollanda'daki sapkın muhalefet, yani sapkın, İslamofobik ve yabancı düşmanı muhalefet liderinden hiçbir farkı yok. Bu bakımdan o da zaman zaman Türkçe tweet atıyor ya da Türkiye kamuoyuna dair tweetler atıyor. Hatta o da zaman zaman Atatürk'ü anarak bazı tweetler paylaşıyor. Şimdi burada da işte aslında gitgide bir terör devleti niteliğine bürünen İsrail'in Dışişleri Bakanı Türkiye'deki iç dengelere oynayarak İmamoğlu'nu adeta hedef alan bir tweet paylaştı. Bu aslında görünürde okuduğunuzda sanki Erdoğan'ı kınarken, Erdoğan'ı lanet ederken, Erdoğan'a hakaret ederken İmamoğlu'nu tercih edermiş ve onu övermiş gibi hazırlanan bir tweet. Ama görünürde okuduğunuzda ilk etapta verilen intiba bu. Ama aslında herhalde İsrail Dışişleri Bakanı ancak İmamoğlu'nun itibarını sarsmak için bunu yapmış olabilir diye düşünüyorsunuz. Başka hiçbir sonuç elde edilmiyor. Başka hiçbir sonuca ulaşılmıyor. Şu an Türkiye'de İsrail'in Gazze'de uyguladığı devlet terörüne ilişkin Türkiye'de bir infial var. Ve bu infial nedeniyle gerek sesim geldi mi acaba? Evet, bir kesintiye uğradı, tekrar geri geldi. Devam edebiliriz. İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de uyguladığı devlet terörüne Türkiye'de toplumun her kesiminden büyük bir tepki var. Ama aynı şekilde Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da katıldığı bir törende yine bir devlet terörü ile öldürülmesine dair de gerçekten yüksek sesle eleştiriler dile getiriliyor ve bu sadece AK Parti'den dile getirilmiyor. Türkiye toplumunun tamamından tepkiler var. Tam da böyle bir günde, üstelik sabah Ekrem İmamoğlu bir otobüs töreninde İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği saldırıyı bir terör eylemi olarak anmışken, bunun akşamında İsrail Dışişleri Bakanı ancak İmamoğlu'nun itibarına kastedecek bir saldırgan tweet paylaştı. Ve tabii bu tweette hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti, hem ülkemize hakaret etti, hem işte tüm toplumun ortak sembolleri olan bayrağımızı yanarken resmeden, camileri duman içinde resmeden bir fotoğraf paylaştı. Ve tabii tekrar vurgulamak isterim. Hani bazı AK Partili siyasetçiler ve kimi troller bunu, al bak işte İsrail Türkiye'de ortağını, işte adayını, İsrail adayını seçti diye ifade etmiş olsa da aslında bu ancak şu şart altında yapılabilir. Ancak İmamoğlu'nun siyasette silme kastıyla, ancak İmamoğlu'nu siyaset sahnesinde eksiltme kastıyla yapılmış olabilir. Bunun İsrail Dışişleri Bakanı tarafından övülmek ancak bu amaca denk düşebilir. Ve dolayısıyla bunu da İmamoğlu gördü ve sert bir yanıt verdi. Ve verdiği yanıt gerçekten kimi, aklı selim, AK Partili Okuyalım hocam. Okudum, az önce okudum. milletvekillerinde, gazetecilerinde, yetkililerinde alkışladığı, evet budur dediği bir tweet oldu. İmamoğlu İngilizce hesabından da paylaştı. Bu tweetinde şöyle diyor: Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aniden iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerine öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman. Çok etkili bir yanıt verdi, sert bir yanıt verdi. Ve duyduğum kadarıyla zaten İsrail Dışişleri Bakanı'nın tweet'i ilk önüne götürüldüğünde şoka uğramış. Yarın da bir başka törende
daha genişçe açıklamalar yaparak İsrail Dışişleri Bakanı'na da İsrail'e de yanıtlar vermeyi düşünüyormuş. Bu bakımdan tweetle verdiği yanıtı bu halde bırakmayacak. Yarın da bir basın açıklaması yaparak daha genişçe bu konu hakkında konuşacak ve Türkiye'nin mesele İsrail olduğunda, mesele İsrail'in Gazze'de uyguladığı devlet terörü olduğunda, Filistin halkının birleşik merkezin Kudüs olan özgür bir vatanda yaşama hakkı olduğunda bu iktidar ya da muhalefet bu hususta birbirle karşı karşıya gelmez ve Türkiye'ye dönük bir saldırıda yan yana pozisyon alır. Bunun en önemli örneklerinden birini de bu akşam İmamoğlu gösterdi. Bu bakımdan o tweetle sadece kendini savunmadı. Önce kendini savunmadı. Önce Türkiye Cumhurbaşkanı'na yapılan saldırıya ve ülkemize yapılan saldırıya cevap verdi. Ama dediğim üzere yani maalesef İsrail Dışişleri Bakanı yani Türkiye'deki iç siyasal dengelere ve gerilimlere oynayarak, hatta Adi İmamoğlu neyse Atatürk'ü bile bu sürece alçakça alet ederek sözde işte Türkiye kamuoyuna seslenme gibi bir cingözlük yapmaya çalışırken ayakta yakalandı. Bunda tabii maalesef AK Parti'nin Türkiye'yi yani yönetirken bizim bütün toplumun ortak değerleri olan değerleri nasıl atışa açık hale getirdiğini, ya yine bu ulusal değerlerin nasıl toplumun bir kesimine karşı kullanılabilir hale getirdiğini de ortaya koyuyor. Bu bakımdan tekrar altını çizmekte fayda var. İsrail Dışişleri Bakanı'nın bu faşist adamın ve bence bir insanlık suçlusunun attığı tweet ancak İmamoğlu'nu sanki yeğliyor, övüyormuş gibi attığı bu tweet aslında İmamoğlu'nun siyasi yolculuğunu bitirme, Türk toplumunun gözünde itibarına kastetme amacıyla atılmış olabilir ve bunun da ikinci muhatabı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin de itibarına, saygınlığına ve müstakbel iktidarına yapılacak bir saldırıdır. Neyse ki İmamoğlu mesajı yüksek olan bir tweetle buna cevap vermiş oldu. Yarın da açıklama yapacak ama CHP'lilerin, başta İmamoğlu ve onunla beraber CHP'lilerin bu uluslararası meselelerde nasıl tutum alacakları tutumun bugün, yarın ve uzun vadede kendilerine karşı nasıl kullanılabileceğini görmeleri açısından iyi bir sınav oldu ve sınavdan geçtiler. Bu bakımdan her ne kadar eleştiri konusu olsa da ben Özgür Özel'in de geçen hafta sonu Kıbrıs'a giderek Kıbrıs davasını sahiplenmesini, orada yani mesele Kıbrıs olduğunda iktidar muhalefet biz aynı hatta yer alırız demesini önemsiyordum. Önemsediğimi belirtmiştim. Bugün de bu İmamoğlu'nun yaklaşımını ona eklemek gerekir. Dolayısıyla Türkiye sadece iç sorunlardan ibaret değil, dış sorunlardan da müteşekkir bir ülke ve dış CHP'nin alacağı bu pozisyon kendi geleceğini ve iktidarını da belirlemiş olacak diye eklemek isterim. Bir de tabii yani yarınki açıklamayı da görmek gerekir. Çünkü yarınki açıklamada İmamoğlu'nun daha sert mesajlar vereceğini duydum. Ben aslında yani biraz gürültüye gitti. Ben bu sabahki otobüs, yani Ukrayna ile ilgili bir otobüs teslim töreni vardı. Ve o tren sırasında İmamoğlu yine kendi üslubunca bence sert ifadeler de kullandı. Yani orada dedi ki biz savaşa karşıyız ve teröre de karşıyız ve İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği İsmail Haniye'ye dönük eylem aslında bir terördür, bir devlet terörüdür dedi ve orada da sert ifade kullandı. Yani zaten çocukların hazır bulunduğu otobüs teslim töreninde başka ne diyeceksiniz yani? Uluslararası bir panelde olmadığınıza göre ancak bu ölçüde ifade edersiniz. Dolayısıyla sabahki sözlerini de Allah'tan söylemişti ve sert ifadelerdi. Sanki bunun üstüne gelirmiş gibi, sanki hani özellikle amacına
yönelik bir atış yapar gibi İsrail Dışişleri Bakanı kalktı. Sözde işte Erdoğan'a yanıt verecek gibi yapıp önce Atatürk'ü andı, sonra alçakça ağzını aldı, sonra da İmamoğlu'nu etiketleyerek yani adeta ona bir itibar suikastine kalkıştı. Hem itibar, hem şahsına itibar suikasti, hem ona ve CHP'ye dair bir siyasi suikaste kalkıştı. Bunun Türkiye'de, o tweet'i okuduğunda Türkiye'de herkes aşağı yukarı aynı hissiyata sahip olur. Çünkü Türkiye'de yani vardır marjinal bir azınlık ama onun dışında toplumun ekserisinin kalbi Filistin'le beraber atar. Filistin halkıyla beraber atar. Efendime söyleyeyim, İsrail'in orada uyguladığı devlet terörüne karşı yüreği sızlar ve yanında olmak ister. Türkiye'de bu bakımdan siyasi farklılıklar en aza iner. Daha dün İsmail Haniye'den sonra taze yayınlardan biri de Selahattin Demirtaş. Bu bakımdan toplumun birçok kesiminin paydaş olduğu bir meseledir Filistin meselesi. Bugün belki işte İslamcılar, muhafazakarlar onu daha çok savunuyor durumundalarsa da 60'lardan itibaren Türkiye solunu da özel gündemidir. Hatta 1969-70-71 yılında yani adıyla da anmak gerekir. O dönem Aydınlık Hareketi'nden 10 tane devrimci gitmişlerdir. Orada Bora Gözen ve arkadaşları orada İsrail'e karşı savaşırken hayatlarını kaybettiler. Sadece onlar değil, Deniz Gezmiş ve diğerleri de gittiler, mücadele ettiler ve döndüler. Sonuç olarak İsrail Dışişleri Bakanı'nın Ekrem İmamoğlu'na karşı gerçekleştirdiği bu eylem neyse ki İBB Başkanı tarafından püskürtüldü. Ve layıkıyla yanıt buldu. Ekrem İmamoğlu dediğim üzere sadece şahsını ve kendi kendini savunmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savundu. Türkiye Cumhuriyeti'ni savundu ve kendini savundu. Peki. Bir virgülü koyalım isterseniz. Şimdi biraz aslında ekonomiyle devam etmeye başlamıştık ama